Başlıyoruz. Yine de Gökhan'a hoş geldin diyelim. Hatırası olsun. Şimdi dedik ki geçen dersimizde üyeyle ilgili işlemlerin menüsünü oluşturmuştuk arkadaşlar. Sadece üye menümüz vardı. Dinliyoruz dersi. Dersten sonra artık. Evet. Demiştik ki üye seçmek için U'ya basıyorduk. Üye işlemleri geliyordu. Burada sonsuz döngü oluşturmuştuk arkadaşlar. Üye listelime mesela dediğiniz zaman her seferinde ne yapıyordu? Listelemeyi gösteriyordu. Şimdi buradaki işlemlerimizi yapalım. Ne yapacağız? Üye listeleme işlemleri için ne yapmamız lazım? Dosyadan okumamız gerekiyor arkadaşlar. Hatta biz bunları bir diziye atacağız demiştik. Dosyadan okuduklarımızı bir diziye atacağız. Onun üzerinde işlem yapmamız gerekiyor. Onun için aslında ilk başta dosyadan üye bilgilerini okuma kısmını yapmamız gerekiyor. Bunun için yine şuraya bir tane fonksiyon halinde yazalım. Yani dosyadan okuma işlemlerini gerçekleştirecek bir fonksiyon yazacak. Private yazmamıza gerek yok. Static void. Void. Dosyadan üye bilgilerini oku. Bilgi oku diyelim. Şimdi bu bilgileri dosyadan okuyacak. Ne yapmamız lazım? Bunu tutacak bir global neye ihtiyacımız var? Değişkene ihtiyacımız var arkadaşlar. Global değişkenler nerede tanımlanır global değişkenler? Şimdi burada tanımlasak da olur. Ama biz şurada main'in üstünde tanımlayalım arkadaşlar. Hepsi burada olmuş olsun. Şimdi bunları biz dizide tutacağız dedik arkadaşlar. Bunu nasıl bir dizide tutalım? Biz array liste tutmayacağız da ben demiştim list. String tipinde bir liste oluşturacağız arkadaşlar. Ben bunda tutmayı tercih ediyorum arkadaşlar. List diyorsunuz. Bu da array liste benziyor. Yapısı mantığı aynı. List string diyorsunuz arkadaşlar. String listesi arkadaşlar. String diyelim. String listesi oluşturduk. Küçük sayı yazsak. List. Ne diyeceğiz? Üyeler. Üye işlemleri değil mi? Üyeler eşittir. New list string diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Main'in üstüne yazıyorsunuz bunu. En üstte main'in üstüne yazıyoruz. Main'in üstüne yazdık. Yazdık mı? Testiniz. Uyuyamadım hocam saat gece 5'lere kadar. Kötü istedim. Size de söyledim ya çok tuhaf bir his vardı. Hiç cevap vermedim. Ben dedim ama sana. Ben işte anne gidecek bugün işte. Anne gidecek ağlarım çok. Evet devam edelim. Şuraya aşağıya indik şimdi arkadaşlar. Dosyadan bilgi okuma. Dosyadan okumak için ne yapıyorduk? Stream reader kullanmamız lazım değil mi? Ama yine öbür tarafta az önce yani sözlükte yaptığımız gibi arkadaşlar ne yapmamız lazım? Dosya var mı yok mu onun kontrolünü yapmamız lazım. If diyeceğiz file.exist hatta ünlem file. Şimdi file'e erişebilmem için yukarıya ne ekliyorduk en üstte? Using system input output değil mi? IO'ya ekliyorduk. Using system.io. Bunu ekliyoruz en üstte arkadaşlar. En üstte system.io. Bunu ekliyoruz. İniyorum aşağıya. Bunu eklersiniz artık. Aşağıya tekrar indim. If file.exist diyoruz arkadaşlar. Exist deyip içerisine şimdi üye bilgilerini biz üyeler nokta dosya uzantısı txt olabilir ya da kendimiz bir isim verebiliriz. Üyeler.ac olsun. Ben kendi ismimi vereyim. Üyeler.ac dosyası var mı diye bakacak. Yoksa dosyayı oluştursun arkadaşlar burada. Dosyayı oluşturmak için de StreamWriter açıyorduk. StreamWriter ya da file.create ile de oluşturabiliyorduk ama StreamWriter ile yapalım biz. Sv eşittir new StreamWriter dedik arkadaşlar. Burada encoding'ini de belirteceğiz. Şunun aynısı olacak. Append modunda açalım. True diyelim arkadaşlar. Virgül encoding'i de encoding.default. Default encoding'i kullanalım. UTF-8 gibi encoding seçenekleri var. Sonra SV'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? Close deyip kapatıyoruz. Eğer efendim en yukarı using system.io input output.
Elif USB'yi şu arkadaşa verir misin? Emine de. Şu arkadaş. Evet, next. Kırmızı başlıklı kıza vereceksin, evet. Sen de kod yaz. Alo, çok net sınavda var. Bak, kız Gökhan burada. Evet. Hocam bir de bir şey soralım. Aile nasıl File nokta create de yapabiliriz. Dosyayı oluşturuyor. Şunu mu diyorsun? Hayır, onda daha geldiniz. File'in içinde string file yazıyor. He. Evet, okusun diye, sonuna kadar okuması için. Evet, dosyayı okusun içeriğini tamamen diye. Şimdi yaptıkça anlatacağız. Şimdi dosya yoksa oluşturacak. Dosya varsa arkadaşlar ne yapmamız lazım? Dosyanın içeriğini okumamız gerekiyor. Bunun için de StreamReader'a ihtiyacınız var. StreamReader, SR eşittir New StreamReader. StreamReader'da sadece dosya ismiyle encodingini vermemiz yeterli. Çünkü burada append modu yok. StreamReader dedik. Aldık arkadaşlar. Şimdi burada bunu iki şekilde yapabileceğimizi göstermiştik. Ama biz tek seferde olsun diye while'in içerisinde yaptık arkadaşlar. Şurada string oku. Oku dedik. Bunu boş yaptık. Daha şöyle kalsın. Sonra oku. Oku eşittir. sr.readline. Dosyadan okuduğumuzu okuya atıyoruz. Okunan değer yoksa, bu da eşit nullsa. Null, bu nullsa nullsa ne olmuş olacak? Val'den çıkacağız. Yani null olmadığı sürece bir şey okuyabilmişsek null olmayacak. Okuyamamışsak null olacağı için eşit değil nullsa yapacağız yani. Yani şurada şunu yapıyoruz. Biz dosyada bakın dosyadan okuduğumuz satırı şu dosyadan okuyor. Oku değişkenini atıyor. Oku değişkeninin içeriği null'dan farklı olduğu sürece dosyadan bir şey okuyabildiği anlamı taşıyor. Sonuna geldiğimizde bir şey okuyamayacağımız için arkadaşlar null olacak. Null olduğunda while loop'undan çıkacağız, değil mi? Çünkü dosyanın sonuna gelmiş olacağız. Evet, while'in içerisinde de while'in içerisinde de şimdi console write line yapmayacağız. Biz diziye atacağız çünkü elemanlarımızı. Şimdi biz kütüphane işlemlerinde üye bilgilerini tutacaktık. Üye bilgilerini tutarken üyenin nesini tutalım mesela? Üye numarası olsun bir tane. Üyenin adı soyadı olsun arkadaşlar. İşte adı soyadı yeterli. Üye numarası, üyenin adı soyadı olsun. 3 tane bilgisini yazdıracağız mesela. Bunun için console değil de dosyayı okuyacağız. Okuduğumuz değeri ne yapmamız lazım? Parçalamamız gerekiyor. Parçalamanın mantığını şöyle anlatayım şimdilik. String parça diyeyim arkadaşlar. Bu dizi olacak. String parça. Gerçi aynı şekilde yazdırsak da olur. Ama adı soyadı değiştireceğimiz zaman sorunu o zaman yaşarız.
Nasıl yapsak? Böyle yapalım. Şimdilik parçalamayalım madem. İşlem yapacağımız zaman parçalarız. İşlem yapacağımız zaman parçalama kısmını o zaman yaparız arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Üye en üstte tanımladığımız değişken adı neydi? Üye listesi miydi? Ne demiştik? Üyeler demiştik değil mi? Üyeler değişkenin içeriğini atacağız. Üyeler. Üyeler erişemiyoruz mu? Statik yazmamız lazım arkadaşlar. Statik olmadığı için. Public yazmasak olur. Statik yazmamız lazım. Listeyi statik tanımlamamız lazım. Statik değişken olmayanlar erişemeyiz. Şunu düzeltin. En üstüne list demiştik ya. Bunun başına statik ekliyoruz. Statik eklememizin nedeni biz program CSS'in içerisinde yaptığımız için statik olmayan bir değişken bir fonksiyonda erişemeyiz statik fonksiyonlardan. O yüzden statik yapmamız gerekiyor erişebilmek için. En üstte statik ekliyorsunuz. Neyi? En son yazdığımız aşağılar kocam aşağı. Yazacağım dur. Şunu ineceğim. Şunu bir yeniden başlatayım. Bilgisayarın güncelleşmesi varmış. Aynen onun için yüklemiyor. Güncelleştirmesi var bilgisayarın, o yüzden yüklemiyor. Güncelleştirmeyi yüklemek gerekiyor. Evet. Şunu yazdınız. Aşağıda şimdi arkadaşlar üyelere erişebileceğiz. Ne dediniz? Ne dedin? Bakayım evet burası mı? Şu en üstte statik boyutun üstünde var ya orayı nasıl yapıyorsun? Şu sıfır referans mı? Evet. Onu yazmıyor. O kendisi zaten öyle yapıyor. Kendisi geliyor. Üyeler nokta add diyoruz arkadaşlar şimdi. Add deyip okuduğumuz değeri bunun içerisine veriyoruz. Oku zaten string. Okuduğumuz değeri buraya verdik. Bu bütün değerleri okuyup arkadaşlar ne yaptıracak? Dosyaya atacak. Şimdi dosyaya atadıktan sonra altında arkadaşlar bütün hepsini okuduktan sonra bu while döngüsünden çıkacak. O SR'yi ne yapmamız lazım? Kapatmamız gerekiyor. SR'yi kapattık. Şimdi dosyadan bütün bilgileri okumuş olduk. Ve yukarıdaki üyeler değişkenine atadı arkadaşlar. Yani biz dosyadan üye bilgilerini okuma kısmımız çalıştı. Şimdi ne kaldı geriye? Ne yapmamız lazım? Menüye dönmemiz lazım. Yani bu dosyadan üye bilgi oku dedik ya. Bu fonksiyonu çağırmamız lazım ki bu fonksiyon ne olsun arkadaşlar? Çalışsın. Yazdık mı? Bitti mi burası? Oo, daha başlamıyormuş. Evet. Ben son halini vereyim sana. Sen en iyisi izle şimdi. Şimdi ne yapacağız o zaman? Şimdi üye bilgileri, üye ana menüyü açtığımızda ne yapmamız lazım? Dosyadan bilgileri okumuş olmamız gerekiyor. Yani o zaman şu while'ın dışında bir defa okumamız yeterli. Çünkü değiştireceği bir defa atacağız arkadaşlar. Şurada en üstte diyorum ki dosyadan bilgi, üye bilgi oku diyorum. Bu fonksiyonu çağırıyorum. Ve bu fonksiyonun içeriği ne olacak arkadaşlar? Yüklenecek. Tamam. Sonrasında hatta şurada console clear'ı da bunun üstünde yazıp şu console clear'ı da şunun üstüne alalım arkadaşlar. Console clear'ı okuyalım. Console clear'ı üste aldım çünkü her seferinde menüyü tekrar tekrar list sıfırlıyor. Ya da sıfırlansın istiyorsak da fark etmez aşağıda kalabilirdi. Şimdi dosyadan üye bilgi okuduk. Şimdi dosyadaki üyeleri ne yapmamız lazım? Listelememiz gerekiyor arkadaşlar. Listelemek için bir menüsünü yazacağız. Üye listelemeyi de yine ayrı bir fonksiyonda yapacağım arkadaşlar bunu. Buraya kadar tamam mıyız? Bekliyorum.
Şimdi şu üye listeleme işlemlerini yapacağız değil mi? Tercihi birisi üye listelemeye girecek. Üye listeleme için de yine aynı şekilde fonksiyon da yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şu dosyadan bilgi okuyu yazdık ya zaten. Bakın şuradaki eksiğe basalım. Bunun içerisindekilerle işimiz yok zaten. O orada şey olarak kalsın. Gizli olarak kalsın. İçeriği gizlesin. Zaten oranın içeriğiyle işimiz yok. Böylelikle karmaşadan kurtulmuş oluruz. Static. Void. Void. Neydi? Üye listele. Konuşma. Listele. Üye listele dedik. Şimdi üyeleri listelemek için arkadaşlar ne yapacağız? Ekranda göstereceğiz değil mi tüm üyeleri? Şimdi bunu şunu şöyle yapabiliriz. Eğer dosyada hiçbir kayıt yoksa üye listeyi boş göstermek yerine mesaj gösterelim. If diyelim ki üyeler nokta count eşit sıfırsa, hiç kayıt yoksa sıfırdır. Console nokta write line diyelim. Üye bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır. Diyelim. Eğer üye varsa else diyelim arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Else sevmiyorum ben if else gitmeyi. Şöyle şunu if içerisinde parantez içerisinde yazdım. Şunun altına return yazalım. Şurada if. If'e gerek yok tekrar. Ekrana yazdıracağız. Nasıl ekrana yazdıracağız? Console nokta write line diyelim. Şimdi üyede üyelerin içerisinde ne vardı? Üye numarası, üye adı, üye soyadıydı değil mi? Başlığı yazalım buraya arkadaşlar. Hatta sıra numarası da koyabiliriz bunun yanına. Üye numarasının yanına. Öyle yapalım evet. Çok mantıklı. Sıra numarası koyalım. Diyelim ki sırano kire at üyeno tire at tire soyad. Değil mi? Üyeno at soyad demiştik. Dosyadan öyle okuyacaktı çünkü. Sonra şurada döngüyle ekrana yazdıracağız dosyanın içerisine. For döngüsü yaptım arkadaşlar. Sıfırdan üyeler nokta count kadar. Üyeler count kadar dönecek. Şimdi burada ne yapacağız? Sıra numarasını da kullanacağız. Sıra numarası efendim? Yanlış yere yazmışsındır. Bakın şu üye listeliği yaptığımızda aşağıdaki parantez kalacak. Parantez sorunu vardır. Aşağıda 3 parantezin kalmışsa o zaman parantezin birini yukarıya koy. Sonra burada ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Ekrana yazdırmak için console.writeLine. Yanında sıra numaraları da gözüksün istiyorum arkadaşlar. Sıra numarası işte 1 diyecek. Üyeno. Şunu yazacak, bilmem nesini yazacak. Hatta sıra numarasını şöyle yazalım. Şöyle sıra no boşluk böyle gözüksün. Sıra no böyle yazsın. Console write line diyeceğiz. Sıra numarası i'den gelecek. i'yi yazarsak direkt sıfırdan başlar. Sıra numarası sıfırdan başlamasın da birden başlasın değil mi? O yüzden i artı 1 yazıyorum. i artı 1 artı tırnak içerisinde şöyle gözüksün. Bir boşluk artı dosyanın içeriğindeki bilgiyi göstereceğiz. Dosya içerisindeki bilgi nereden geliyor? Üyeler i dediğimizde arkadaşlar bu bilgiyi ne yapacak? Bize ekrana yazacak. Böylelikle dosyanın içeriğini ekrana yazdırmış olacağız. Kaç tane kayıt olduğunu da göreceğiz arkadaşlar. Sonra şurada da console.writeLine. Bir tane boşluk bırakalım altta. Ne? Diziyi en üstte tanımladık ya liste. List dedik, string üyeler dizisi tanımladık en üstte, oradan geliyor.
Çalıştırıyoruz. Üye işlemlerine girdik. Üye listeleme dedik arkadaşlar. Üye listeleme. Çünkü dosyamız boş. Niye göstermedi? Bir saniye. Çünkü çağırmadık. Üye listelemeyi çağırdık mı? Biri olduğunda şuradan üye listelemeyi çağıracağız. Üye listele fonksiyonunu çağırmadık. O yüzden çalışmıyor. Şimdi çalıştırıyoruz. Üye dedik. Bir dediğimizde arkadaşlar üye bulunmamaktadır diye mesaj gösteriyor. O zaman üye eklemeyi yapalım hemen. Üye olsun içerisinde arkadaşlar. Üye ekleme kısmını yapalım. Şuradan o zaman tercih 1 ise üye listeli yapacaktı. 2 kalmış arada. Önce bir 3'e yapalım sonra 2'yi yaparız arkadaşlar. Şuraya as if ekliyorum o zaman. As if 3'ü yazıyorum şimdi. Hatta 2'yi boş bırakayım olmadı. 2'yi boş bırakayım. 3'ü ekleyeyim. 3'ü sonra yapayım. 3 yapayım. Üye ekleme. 1, 2, 3. Şimdi üye listeleme. Üye ekleme fonksiyonunu direkt buraya yazayım şimdi de. Sonra unutuyor. Üye ekleme. Fonksiyonun adını yazdım. Şimdi fonksiyonu oluşturalım. Şunu kopyaladık. Bunu yazın. Aşağıya gideceğiz şimdi. Çabuk yazın. Tamam mıyız? Evet. Şimdi bu ismi aynı aşağıda kullanmamız lazım. Yine üye listelemeyi yaptık zaten. Şunu da yine simge durumuna küçültüyorum arkadaşlar. Yani küçülttüm. Neyi atmadınız? Şurayı mı yazmadınız? Çabuk. Tanımlayacağız işte aşağıda. Ben önceden yazdım. Aşağıya tanımlayacağım şimdi. Sen Gökhan'a bakarken. Tamamız. Şunu simge durumuna küçülttük yine. Static. Static void. Void main değil. Bu. Üye ekleme. Static void üye ekleme dedik arkadaşlar. Yine void olacak. Şimdi üye eklemeyi yapacağız. Ne yapacağız? Üye eklerken üyeyi hem listeye eklememiz lazım. Yani yukarıdaki diziye eklememiz lazım. Hem de dosyaya eklememiz gerekiyor. Dosyaya eklerken nereye ekleyeceğiz? Dosyanın sonuna ekleyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Dosyanın sonuna ekleyeceğiz. Listeye de sonuna ekleyeceğiz. Zaten normal ekleme seçeneği arkadaşlar bu. Şimdi o zaman öncelikle şöyle yapacağız. Önce kullanıcıdan üye numarasını almamız lazım. Üye adını, soyadını almamız lazım. Şimdi burada
İstersek öncelikle üye bilgilerini listeletip kullanıcı üye numarası verecek ya, son üye numarasından devam etsin diye listeletebiliriz de. Yani şurada üye listeliği çağırırız arkadaşlar şurada. Altında ondan sonra ekleme işlemleri için kullanıcıdan diyeceğiz ki console.write diyeceğiz. Üye no giriniz. Üye no diyeceğiz. String üye no eşittir console.readline. Sonra aynı şekilde console.write diyoruz. Add string add eşittir console.readline. Soyad console.readline soyad. Ad soyad ve üye numarası ad soyadı aldık arkadaşlar. Biz kayda devam ediyoruz mu arada? Ediyormuşuz. Ad soyadı üye bilgileri üye numarasını aldık. Şimdi ne yapacağız? Dosyaya ekleyeceğiz ve listeye eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için diyoruz ki üyeleri ekleyelim. Üyeler nokta add diyoruz. Aralarına ne koyarak ekliyorduk? Tire koyarak ekleyeceğiz. Tire koyarak ekleyelim. Üye no değişkeni artı araya bir tire koyacağız. Artı üye at. Yok pardon, sadece atmış. At. Artı araya bir tire. Artı soyad. Ekledik. Üye no at soyad olarak ne yaptık arkadaşlar? Ekledik. Sonra bir de bunu dosyaya ekleyeceğiz. Dosyanın sonuna ekleyeceğiz. Dosyaya eklemek için ne yapacağız? Stream writer değil mi? Stream writer kullanacağız arkadaşlar. Sv eşittir new stream writer diyeceğiz. Değil mi? Stream writer, new stream writer dedik. Stream writer'ın içerisine şuraya ne veriyorduk? Üyeler miydi? Dosya adımız üyeler.ac dosyasıydı değil mi? Bir saniye kontrol edeyim. Şuradan kontrol edeyim. Ben şunu kopyalayayım direkt. Şunu direkt yapıştırayım. Aynısı çünkü. Üyeler.ac ekleme modu. Sonuna ekleyeceğimiz için append modunu da açacağız. True diyoruz arkadaşlar yine. Ondan sonra evet, stream writer'ı açtık. Sonunu ekleyeceğiz. Dosyayı yazmak için sv.writeline kullanıyoruz arkadaşlar. sv.writeline dediğimiz zaman dosya yazacak. Dosyaya neyi yazacağız? Aynen şuradaki listeye eklediğimizin aynısını writeline içerisinde yapıyoruz ve dosyanın sonuna bunu ekliyor. Dosyayı yazdıktan sonra sv.close diyerek arkadaşlar kapatıyoruz dosyamızı. Böylelikle üye ekleme işlemimiz gerçekleşti. console.writeline line'la da üye eklendi diyelim. Hocam bu daha ilk aşama. Araya üye ekleme var. Listelere üye ekleme. Evet var. Hepsi var. Sen yazdın mı? Hocam siz çok çalıştırıyoruz. Hatamıza bakalım.
Tamam, siz yazarsınız. Hatanıza bir bakalım, sonra yazarsınız. Üye ekleme. 3 diyoruz. Üye ekleme dedik arkadaşlar. Üye bulunmamaktadır dedi. Üye olmadığı için listelemedik. Üye numarası. 1. Adı Ali. Soyadı Coşkun dedik. Üye eklendi dedi arkadaşlar. 1'e basıyoruz. 1'e bastık. Üye bilgilerini gösteriyor gördüğünüz gibi. Şimdi üye bilgilerini gösteriyor. Tekrar menü geliyor ya. Şöyle bir şey yapalım. Üye bilgileri listeleyelim. Devam etmek için bir tuşa basın diyelim. Menü öyle gelsin. Öyle yapalım ki yaptığımız işlemler görünmüyor böylelikle. Aynı şekilde şurada da onu yapalım arkadaşlar. Listelemenin sonunda gerçi listelemenin sonunda yaparsak bu sefer şey oluyor. Olur. Her seferinde devam etmek için bir tuşa basın der. Şuraya ekleyelim en azından. Eklemeyi yapalım. Üye eklendi. Konsol nokta readk koyalım. Üye eklendi diyelim. Devam etmek için. Burada gerçi şöyle yapacağız. Yazmayın bunu yazmayın. Burada başka bir şey yapacağız. Bunu sonra ekleyeceğiz. Şimdilik böyle kalsın. Çalıştıramayanlar, buna bakayım çalıştıramayanlara. Çalıştın Yunus. Dinliyorsunuz mu? Üye eklemede şöyle bir düzenleme yapacağız. Şimdi üye listeledik ya. Adam birden fazla üye eklemek isterse eğer. Şurada en alta yeni yani üye eklendi. Yeni bir üye eklemek istiyor musunuz diye soralım. Birden fazla üye eklemek isterse tekrar menüye girip tekrar üye ekle demesine gerek kalmasın. Burada sürekli üye eklemeyi sorsun. Bunun için şuraya bir döngü oluşturmamız lazım. Üye listelerinin altına arkadaşlar while döngüsü oluşturuyoruz. Olur, for'la da olur. Ben sonsuz döngüyü while oluşturuyorum. While'ı burada başlatıyoruz. Üye listede bakın üstte kaldı. Nereye kadar? Şuraya kadar. Şuraya kadar arkadaşlar üye eklendi dedik. Bunun ardına diyelim ki yeni üye eklemek istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Diye sorduk. Cevap EH. Cevap EH dedik. Ya evet ya da hayır diyeceğiz. String cevap console nokta read line. Cevabı aldık. Cevaba bakacağız. If cevap ilk karakterine bakalım. 0. Eşit eşit. Tek karaktere baktığım için. Evetse evetten falan. Hayırsa mı çıkar? Hayır deyince çıkmasın da evetten başka bir şeye basınca çıkmış olsun. Evet'e basmışsa, evetten başka bir şeye çık basmışsa arkadaşlar, break yapsın. Seçimimiz U, 1, 3,
Üye ekleme diyor. Üyeleri gösteriyor bakın arkadaşlar. Sıra no, üye no, at soyad diye göstermiş. Burada şimdi şöyle bir sorunumuz var. Sıralarını düzgün göstermiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada tab tuşlarıyla yapabiliriz. O zaman parçalamamız gerekecek. Bunu sonra düzenleriz. Tamam mı? Üye numarası 2. Adı Veli. Soyadı Kara. Dedik. Üye eklendi. Yeni eklemek istiyor musunuz dedi. E dedik. Evet. Büyük E basmamız lazım. Üye numarasını soruyor. 3. Adı Ayşe. Soyadı John. Dedik. Üye eklendi. Eklemek istiyor musunuz? Hayır dedik arkadaşlar. Çıktı ve yeni menüyü tekrar listeledi arkadaşlar. Şurada console write line değil de şunu console write'a çeviriyorum. Şurayı. Bir de console read line nokta to upper yapalım. To upper. Hocam hayır dememizde ve başka bir tuşa atmamız lazım. Direkt şey ana menü yapacağız. He ana menü yapacağız. Ne kaldı menülerimizde? Üye listeleme, üyeleri sıralı listeleme, üye ekleme, araya üye ekleme, işte üye güncelleme falan filan varmış daha. Şimdi önce araya üye eklemeyi yapalım. Sıralı listelemeyi sonra yaparız. Hatta o sıralama kısmını daha değiştiririz bir sürü. Araya üye ekleme. Dinliyorsunuz mu? Evet. Emine Hanım dinliyor musunuz? Evet, hiç dinliyor gibi görünmüyorsunuz buradan. Elsif. Şunu kopyalayayım hatta. CTRL-C. Yapıştırdım. Şunu da araya üye ekleme diye değiştiriyorum. Araya üye ekleme 4. Araya üye eklemeydi. Şu Elsif'i ekledik. Şurayı da küçülttüm yine arkadaşlar. Üye eklemeyi küçülttüm. Bunlar küçük gözüksün diye. Bakın şu başında referans kısmını söylüyor ya. One reference, two reference. Bu kaç defa çağrıldığını, kaç yerde yazıldığını söylüyor. Üye listeliği bir yukarıda çağırdık. Bir de üye eklemenin içerisinde çağırdık. İki yerde referansı var diyor. İki yerde çağrıldığı anlamı taşıyor arkadaşlar. Şimdi şuraya static void araya üye ekleme pardon. Şunun isminin aynısı olacak. Araya üye ekleme. Dedik. Şurayı yazdınız değil mi? Elif yazdın mı? Aşağı iniyorum. Şuraya aynı isimde araya yükleme, üye ekleme yaptık. Burada evet birçoğunu yazmamıza gerek yok. Üye eklemenin içerisinden birçoğunu kopyalayacağız. Burada biz tekrar araya eklemek istiyor musun diye sormasın da şurayı kopyalayayım ben. Siz de tamamını kopyalayın. While kısmını sileceğim ama. Üye eklemenin aynısını kopyalıyorum. Şurada while'a gerek yok. Şuradan sonrasını tekrar yazacağız. While'ı sildim. Üye listeleri kaldı. Onun altında sadece şeyi sorduk. Üye at soyad. Hocam ilk getirdiğiniz biri miydi? Ne? İmza kağıdı iki tane mi dolaştı? İmza atmayan var mı? Şimdi arkadaşlar sadece şunlar kalıyor. Bunlar kalacak. Geri kalanını ya da sadece bunları kopyalayın yukarıdan isterseniz siz. Araya üye eklemeden şu baştakini ve şu kullanıcıdan okuduğumuz kısımları kopyaladık aşağıya yapıştırdık. Şimdi bir de kullanıcıdan araya ekleyecek ya hangi sıra numarasını ekleyecek onu istememiz lazım. Bunun için de string ya console nokta write diyorum. Eklenecek sıra numarası.
diyorum arkadaşlar. Eklenecek sıra numarasını sorduk. Hocam o üye listeden mi? Hayır. İsmi araya üye ekleme de önce üyeleri listeliyoruz ki bunlar üyeler var yeni üye ekleyecek. Görsün diye araya üye listeye koyduk üstte. Yani üye eklerken önce üye listesini görsün kullanıcı. Ona göre eklesin diye aşağısına. O yüzden yaptık. Int diyorum. Bunu int yaptım özellikle. Neden? Çünkü index numarası olacak. Tam sayı girmesi lazım. Tam sayı girmezse hata versin zaten. Int. Ne diyeceğiz? Sıra. No. Sıra no eşittir. Convert etmemiz lazım arkadaşlar. Ya da int parse yapalım. Bu sefer convert yapalım. Hep int parse yapıyoruz. Convert to int 32. Convert to int 32 dedik. Tanımladık bak. Hemen okuduğum yerde tanımladım. Console. Mock.readline. Şurada tanımladım ya. Burası tanımlama sayılmaz mı? Console.readline eklenecek sıra numarasını da aldık. Şimdi araya ekleyeceğiz. Araya eklerken arkadaşlar add'le eklemiyoruz da insert'le ekliyorduk. Hatırladınız mı insert'ü? Hatırlamadınız. Nerede hatırlayacaksınız? Yani o zaman önce üyeler listesine, yukarıda üyeler listesi tanımlamıştık. Diziye ekliyoruz. Üyeler nokta insert diyoruz arkadaşlar. Insert. Hem? Insert. I büyük oluyor evet. Insert. Insert'te arkadaşlar ekleyeceğiniz indisi vermeniz gerekiyor önce. İndeksi vermeniz gerekiyor. Sonra item veriyoruz. Sıra numarasını kullanıcıya biz gösterirken 1, 2, 3, 4 diye göstermiştik. Mesela adam birinci sıraya eklemek istiyorsa ne yapacaksınız? İlk sıraya eklemek istiyorsa bir eksiğini almamız lazım değil mi? Yani sıra no eksi 1 yapıyoruz. Anladınız mı sıra no eksi 1 mantığını? Hayır. Bir daha anlatıyorum o zaman. Şimdi normalde listelerken dizilerde indisler sıfırdan başlıyor ya. Biz gösterirken de birinci sıra yani ilk sıradaki ne 1 diye gösteriyorduk değil mi? İyi artı 1 diye göstermiyor muyduk? 1, 2, 3 diye gösteriyorduk. Ama normalde dizilerde nasıl tutuluyor? 0, 1, 2, 3 diye tutuluyor değil mi? Bir fazlasını gösteriyoruz. Kullanıcıya hangi sıraya eklemek istiyorsun diye sorduğumuzda kullanıcı ne yapacak? Mesela 1'den başladığını göreceği için en başa ekleyecekse 1 girecek değil mi? O zaman ilk sıraya eklemek için indisinin ne olması lazım? 1 değil de ne olması lazım? 1 eksiği olması gerekmez mi? 0 olması lazım. O yüzden 1 çıkarttık. Diğer türlü 2 sıraya ekler evet. Sıra numarasına girdik. Yine üye no artı şunun aynısını bunu da kopyalasak olurmuş. Artı ad artı tire artı soyad diyoruz. Üye no ad soyadı insert'te ne yaptık arkadaşlar? Ekledik. Şimdi işte burada araya üye ekleme kısmında dosyaya eklerken dosyada araya ekleme yok. Yani dosyaya eklerken dosya hep sonuna ekler. Append modunda açtığımız için. Ne yapmamız lazım o zaman? Dosyayı yenilememiz lazım arkadaşlar. Nasıl yenileyeceğiz? Diziyi tekrar full dosyaya yazdıracağız arkadaşlar. Dizinin tamamını dosyaya tekrar yazdırmamız gerekiyor. Bunun için de bunu da yine bir fonksiyona çevirelim. Çünkü bunu güncellemede de silde de bunun aynen kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla bir tane şuraya yine bir fonksiyon oluşturalım. Bu burada dursun. Şunun altına hemen bir tane daha fonksiyon oluşturalım. Static void diyelim arkadaşlar. Dosyaya üye listesini dosyaya yaz. Niye mi geri kaldınız? Üye listesini dosyaya yaz kısmını burada yazalım. Ondan sonra arkadaşlar şurada devamını şu yukarıda yapacağız. Yukarıda üye listesini. Yani daha doğrusu gerçi bundan sonrasında üyeyi ekledikten sonra sıra numarasına girdik. Üyeyi ekledi dosyaya. Dosyayı yazdıktan sonra üye eklenmiş olacak. Hatta listeyi de şuraya yazalım. Şu başlığı da yazalım. Üye listesini dosyaya yaz fonksiyonunu çağıralım şurada. Devamı burada olsun. Dosyayı yazdıktan sonra console.write line'la diyelim ki üye eklendi. Araya üye eklendi diyelim. Devam etmek için bir tuşa basınız. Basınız koyalım. Burada console read key koyalım.
Evet, şimdi şurada virgül koymuşuz. Şu virgülü size yansıtmış olmuş. Tamam mıyız? Şimdi üye listesini dosyaya yazmak için arkadaşlar, üye listesini dosyaya tekrar yazdıracağız. Ama bu sefer dosyaya yazarken dosyanın içeriğini tamamen değiştireceğimiz için, tüm listeyi dosyaya yazacağımız için dosyayı bu sefer ekleme moduna değil de ne yapacağız? Append modunda açmayacağız. Yani dosyayı yenileme modunda açacağız. Yani o zaman bu sefer stream writer sv eşittir new stream writer derken arkadaşlar burada üyeler nokta ac şurasını false olarak yazacağız arkadaşlar. Encoding'imiz yine default olacak arkadaşlar. Ama burası false oldu. Neden false olduğunu anladık mı? Listeyi anladık mı? Şimdi dosyada araya ekleme yok. Dosyanın her not defteri gibi düşüneceksin dosyayı, tamam mı? Not defterinde her zaman en son eklenir. Mesela burada not defteri yok. Yani araya ekleyebiliyorsun not defterinde ama mesela biz şöyle düşüneceğiz. Yani uygulamada hep kursör altta olduğu için append modunda açarsan hep buraya yazar. Kursörün olduğu yere yazar. Yani şu araya ekleyeyim diye bir şey söz konusu değil not defterinde. O yüzden ne yapacağız biz? Şöyle bir şey yapacağız. Biz bu dosyanın içeriğini silip dizi var ya bizim elimizde. Dizideki elemanları araya ekleyebiliyoruz dizilerde. O dizinin yeni halini dosyaya yazdırırsam bu sefer dosyada araya eklemiş olur muyum? Olurum o zaman. Yani yeni halini yazdıracağız. Dolayısıyla dosyanın içerisindekileri silip yeniden yazması için append moduna değil de dosyayı normal modda açacağız. İçerisindekileri silecek, yeniden yazacak. Varsa bu dosya. Sonra burada ne yapmamız lazım? Döngüyle listenin içerisini tamamen yazdırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu sefer for each döngüsü kullanalım. For each'i de anlatalım hem. Anlatalım hem burada. For each var item diyelim. In collection'ımız ne? Üyeler. Üyeler bir string dizisi arkadaşlar. String dizisinin içerisindeki her eleman için dolaşacak for each döngüsü. Var string de olabilir. Var variable. Yani tüm veri tiplerine dönüşebiliyor. Item'ın içerisinde ne varsa o tipte veri tipi oluyor. Yani buraya string olduğunu bildiğimiz için string yazabiliriz. İsim önemli değil. Burada ne yazarsan yaz. Al sana Yunus yaz buraya. Yunus yazmayalım. Y olsun. Kişi içermesin. Y yazdık mesela. Item'ın önemi yok orada. Değişken adı önemli olan. Ama şu üyeler liste olması lazım. Yukarıdaki listeden geliyor. Şimdi ne yapacağız? Bunu dosyaya yazdıracağız. Dosyaya zaten yerin içerisinde zaten aralarda tire olacak şekilde hazır. Sadece dosyaya yazmak var. sv.writeline diyorum direkt. sv.writeline ne? Y'yi yazdırıyorum. Y'yi yazdırdım. Hepsini dosyanın sonuna kadar yazdıracak. Yazdırdıktan sonra sv. Ne yapacağız? Close deyip ne yapıyormuşuz? Kapatıyoruz. Devamlı. Yok daha büyük bu kadar. Ekledik ya yukarıda üye. Hocam mesela üye de sonra tamam. Yapacağız işte güncelleme var ya üye güncelleme. Bu hafta bugünlük bu kadar. Şimdi çalıştıralım. Çalıştıralım ondan sonra yazarsınız arkadaşlar. Ben çalıştırayım. Diyor ki üye işlemleri o. Şimdi üye listeleme listeledik. 3 tane üyemiz var arkadaşlar. Buraya araya üye ekleyeceğim. 4 dedim. Üyeleri listeledi. Üye numarasını istiyor. 4 değil. 4 değil mi üye numarasına? Sonra adı Fatma. Soyadı Mert. Sonra eklenecek sıra numarası. Biz nereye ekleyeceğiz? Şuraya ekleyelim. Ali ile Veli arasına ekleyelim. Yani ikinci sırayı Veli'nin yerine gelecek değil mi? O zaman 2 giriyorum arkadaşlar eklenecek sıra numarası. Araya ekle, üye eklen diye devam etmek için bir tuşa basınız diyor. Bastık. Listelemek için 1'e basıyorum. Listeliyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi
Fatma Mert ikinci sıraya ne yapmış? Eklemiş. Efendim. Çık. Şeyma sen de çıkabilirsin. Çıkışı yapmamışız biz burada. Çıkışı da en sonra yaparız. Yazın. Yazmayanlar yazsın.